Merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi mutfaktayım. Birazcık da toparlanmam, kendimi daha iyi hissediyorum artık. Oğlum içeride uyuyor, annem de onun yanında. Bu arada bazı arkadaşlar, ablalar şey demişler, işte bebişi yalnız bırakma, bizde adettir 40 gün falan diye. Zaten hiç yalnız bırakmıyoruz, hep dönüşümlü olarak birimiz yanında duruyoruz mutlaka. Birazcık gıda alışverişi yaptım yine. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle şuradan başlayayım. Bu arada bazılarını kendim için, bazılarını da normal ev halkı için yaptım. İşte şunu yeme, bunu yeme, gaz yapıyor diyorsunuz. Gaz yapan şeyler tüketmemeye çalışıyorum zaten mümkün olduğunca. Şöyle 1 kilo ıspanak aldım. Migros'tan aldım bu arada hepsini. Şöyle 1 kilo kadar kırmızı biber aldım. Patlıcan aldım çünkü aşkım patlıcan yemeğini çok seviyor. Annem de buradayken bir şey belki hani yemek yaparız diye düşündüm. Böyle dereotu aldım. Dereotu çok süt yapıyormuş. Mutlaka dereotlu salata yiyorum. İlk kuşak bitti bile. Kola aldım. Ben gazlı içecek tüketmiyorum. Soğuk bir şey de içmiyorum. Bebişime gaz olmasın diye. Bir tane gül suyu aldım. Bunu bebeğimi silmek için aldım. Böyle işte kollarını falan. Gül suyuyla böyle eskiler hep gül suyuyla silermiş. O yüzden gül suyu aldım bir tane. Kırmızı soğan aldım. Sodamız kalmamıştı. Soda aldım. Küp şeker. Gelirimiz giderimiz çok oluyor misafirlerimiz. Misafire de toz şeker ikram edemiyoruz. O yüzden dedik küp şeker de alalım. Bir de rezene çayı aldım. Bakalım bunu hiç içmemiştim bugüne kadar. İlk defa içeceğim. Bu da oluşuma süt olsun diye. Yine toz şeker de aldık. Buna da belki tatlı falan yaparız. İşte kektir, kektir kurabiyedir. Migros'tan almamın sebebi kıyma ve et alacaktım. En hani şu an kasaba falan gidemediğimiz için Migros'tan söylemek istedim. Böyle yaklaşık biraz poşette kaymış. Kıyma aldım. Biraz et aldım. Böyle üstte koyayım. Yoğurt aldım. Gidip süt alamadığımız için bu ara yoğurt yapamıyorum ne yazık ki. Yine poşete geçtim. Şöyle iki tane ekmek aldım. Pirinç. Bu arada hamileliğim boyunca son zamanlarda özellikle hep pirinç haşeriyordum. Neyse ki artık o hissiyat geçti mesela. Artık hiç pirinç yemiyorum diyebilirim. Yani pirinç haşeriyordum derken pilav falan yapmıyorduk. Bayağı bu paketi açıp tabağa döküp kaşık kaşık yiyordum. Şöyle sebzeli makarna aldım. Bundan iki tane almıştım. Semizotu aldım. Semizotu çok seviyorum. Gaz yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama yapmıyor. Sebze yiyin mutlaka diyorlar. Yeşil yapraklı özellikle. Semizotu işte pişiririz. Yemeklere birazcık kimyon koyuyoruz gaz olmasın diye. Bunu da yemeğini falan yaparız diye düşündüm. Canım çekti görünce. Birazcık tel şehriye aldım. Çorba yaparız. Arkada da müzik çalıyor şu an. Okullar açıldı. Bu arada okula giden bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum yeni dönemde. İnşallah bir daha pandemiden dolayı kapanmaz. Nohut aldım. Böyle bir paket. İki paket de böyle kağıt havlu aldım. Çünkü kağıt havlu çok kullanıyorum. Emzirirken falan mutlaka lazım oluyor. Böyle iki paket almış bulundum. Bir de Ebebek'ten sipariş vermiştim. O da geldi bugün. Çok bir şey almadım tabii ki. Oğluşuma böyle altını ilk başta ıslak mendille değil de sulu pamukla siliyoruz.
O yüzden pamuk aldım. Çünkü cildi çok hassas. Böyle kıyamam ona. Tarih olmasın falan diye. Böyle iki paket. Kendime de şöyle göz pedi aldım. Bu arada inanılmaz memnun kaldım diyebilirim. Hayat kurtarıcı oldu benim için. Çünkü hiçbir kıyafetimin üstü böyle batmıyor. Gayet temiz kalıyor diyebilirim. Ebebek'ten bunlara 50 lira gibi bir ücret ödedim. Geri kalan malzemelerime de 250 lira gibi bir ücret ödedim. Yani kendi bir alışveriş oldu diye düşünüyorum. Çünkü içinde etinden, sebzesinden, birçok kuru bakliyatından birçok şey var. Allah gerekli nasip, yemeği nasip etsin diyelim. Şimdi birazcık alışımla ilgileneyim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Ama ben senin bu güzel ayaklarını yerim, yerim, yerim. Maşallah benim avucuma. Maşallah. Güzel oğlum. Altınımı pislettin anneciğim. Altınımı pislettin. Kakamı yaptın sen. Çıkaralım mı çoraplarımızı? Hı? Çıkaralım mı? Hoppadik. Annemiz ayakları çocuğumun. Bunu da çıkaralım, bunu da çıkaralım. Ya seni yerim. Seni yerim. Sen ayaklarının altından çok mu gıdıklanıyorsun? He? Çok mu gıdıklanıyorsun? Minnoş oğlum. Yakışıklı oğlum. Tatlış oğlum. Anam. Bebitom. Canımın içi. Bir tanem. Bu arada bu videoyu bugün 9 Eylül, 9 Eylül'de çekiyorum. Siz yarın 10 Eylül'de izlemiş olacaksınız. Bugün İzmir'imizin kurtuluşu. Bir yıl daha geçti, bir yıl daha kutluyoruz. Türk bayrağımızı falan da böyle astım balkonumuza. Dalgalanıyor. Hep göklerde olsun. Allah hiç indirmesin. Bazı yorumları okudum. Soranlar olmuş. İşte yeni doğum yapacağım, sezaryandan çok korkuyorum. Sen de sezaryen oldun, nasıl geçti, nasıl yaptın falan diye. Açıkçası ben de çok korkuyordum. Son doktor kontrolüne gittiğimde doktorum işte sezaryana alalım mı seni yarın dediğinde böyle çok şaşırdım bir anda. Böyle o gece hiç uyumadım hatta sabaha kadar. İşte sabah sabah ettim diyebilirim. Annem vardı yanımda burada. Aşkım çalışıyordu. Gelemezdi. Annemle beraber gittik biz doktora. Yani o da yanımda olmayınca böyle iyice bir tedirgin oldum. Ondan sonra neyse geldik işte. Söyledim ona falan. Ondan sonra işte hazırlıklarımızı yaptık. Eşyalarımızı falan hazırladık. Sonra da gittik zaten. Videoda da çektik birçok şeyi. Doğum videomuz var. İzlerseniz, izlemeyenleriniz varsa bu arada tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz. İşte şimdi oğlum uyuyor. Yani tabii ki ameliyat sonuçta bir nevi. Girerken tedirgin oluyor insan. Ne olursa olsun bıçak altına yatıyorsunuz. Ama mesela o bütün tedirginliğim, bütün korkum, onu gördüm ya böyle işte zaten 5 dakika içinde hemen doktor bey çıkardı sağ olsun. Bu arada doktoruma da tekrar tekrar teşekkür ediyorum gerçekten. Oğluma beni kavuşturduğu için güzel bir süreç atlattık birlikte. Sağ olsun ne zaman ihtiyacım olsa aradım, sordum. Aklıma bir şey takıldığında hep iletişim halinde olduk. İşte onu görünce böyle bütün o korku, bütün o heyecan, bütün acı hepsi geçiyor diyebilirim. Gözüm doldu şu an anlatırken. Yani çok güzel. Hatta bugün tam bir haftalık olduk. İşte geçen hafta bu zamanlarda hastanedeydik. Böyle gelenimiz gidenimiz oluyordu. Hani ne zaman işte perşembeden perşembe oldu anlamış değilim. Ama günler inanılmaz güzel geçiyor. Hani bunu önce yaşamıyormuşuz ya. Boşuna yaşıyormuşuz. Oğlum iyi ki gelmiş hayatımıza. Değil mi anne? Oh mis kokulum. Ya böyle çok da öpmek istemiyorum. Ama insan dayanamıyor. Hep böyle kucağımda olsun. İşte hep yanımda olsun istiyorum. İnşallah büyüdüğünü, okula gittiğini falan da görmek nasip olur. Ama bu hali şu an o kadar tatlı ki. Hani büyümüş halini düşünemiyorum bile. Değil mi annem? Bu arada
korkmayın. Yani hani korkulacak bir şey yokmuş gerçekten. Mesela dün pansumanımı falan da çıkardım. İşte bir hafta oldu. İşte ne zamandı? Evet, çarşamba günü de doktorum o pansumanla, bu arada duş alabiliyordum. Her gün duş aldım. Sonra pansumanı çıkardım. Gayet iyiyim, rahatım. Çok şükür. İnşallah daha da iyi olacağız. Beraber toparlanacağız. O büyüyecek, ben de iyileşeceğim. Yani korkmanıza hiç gerek yok. O bütün korkulara, bütün acılara değiyormuş yani. Değil mi annem? Burada da şey, çay yaptım. Şu an oluşum var diye kucağımda içmiyorum. Göstermiştim videonun başında rezene çayı aldım diye. Faydası olacağını düşünüyorum. Önermişsiniz de yorumlarda. Ben de aldım, yaptım, demledim. Annem de sana sonra mutfakta yemek yapıyor. O yemek terasında. Sonra yaptığımız yemekleri de gösterelim size. Böyle böyle günlerimiz geçiyor. Bir de şöyle pozisyon değiştirelim olmuşla. Kolum ağrıdı çünkü birazcık. Yüzünü de kapatmayı hiç sevmiyor. Doktor kontrolüne gittiğimizde bu eline eldiven takmayın dediler. İşte çocuk kendini keşfetsin falan diye. Belki siz de aynı fikirdesinizdir takmak ve takmamak konusunda. Ama böyle tırnaklarına kesilecek bir tırnağı yok zaten. Çok yumuşaklar. Bir de kısalar zaten ama çok böyle yoluyorlar. Ben kendini yolduğu için takmayı tercih ettim. Hani ilerleyen zamanlarda inşallah birazcık daha büyüdüğünde çıkarırız. Değil mi oluşum? Oy benim bir tanem. Bir de ilerleyen günlerde, işte önümüzdeki hafta ya da diğer hafta aşkım bir iş seyahatine gitmek durumunda. Yeni başladığı işinde böyle bazen şehir dışı seyahatler olabilecekmiş. İskenderun'a gidecek 2-3 günlüğüne. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Evlendiğimden beri hiç böyle şey yapmadık. Neydi onun adı? Hani ben annemlere gidiyordum. Çok nadir böyle 1-2 gün kalıyordum. Ama her zaman değil tabii ki. İşte hamilelik döneminde birkaç gün kalıyordum. Şimdi oğluşum da var. Ayrılacağız ilk defa. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama çalışması da lazım tabii ki. Oğluşumuzun geleceği için. Allah kavuştursun diyelim bizi babayla. Değil mi annem? Değil mi güzel oğlum? Minnoş oğlum, minnoş oğlum. Allah isteyen herkese nasip etsin gerçekten. Çok başka bir duyguymuş. Çok güzel. Maşallah 41 kere oğluşuma. Oh mis kokulum. Şimdi videomu burada durdurayım. Oğluşumu yatağına koyayım. Ben de burada çayımı içeyim. Birazcık anne saati yapayım. Dinleneyim hazır o uyumuşken. Çünkü o uyurken ya uyuyorum ya birazcık kendime vakit ayırıyorum. Bugün uyumadım. Video çekmeye ayırdım günümü. O dinlenirken ben de çayımı içeyim. Bu arada paylaşmadan geçmeyeyim dedim. Hastanedeyken biz bize böyle bir çiçek gelmiş. İçerisinde çok güzel bir notla birlikte. Ama sanırım gönderen kişi üzerine ismini yazmayı unutmuş. Eğer bu videomu izliyorsa kendisi bana kim olduğunu söylerse çok mutlu olurum. Çünkü biz birkaç yakın arkadaşımıza sorduk. Onlardan hiçbiri değildi. En azından kendisine bir teşekkür etmek isterim. Buradan da bunu göstermek istedim. Kocişim işten geldi. Video çekmeye onunla devam ettim. Çünkü bebiş birazcık huysuzluk yaptı işte emerken falan. Sonra azıcık da uyuyakalmışım yanımda. Neyse ki uyandım. Havada bugün çok bulutlu burada nedense. Hemen gösterelim. Hemen göster. Evet bakın bulut. Hayır yani böyle çok fazla güneş yoktu aşkım. Salon normalde sıcak olurdu ya. Bugün o güneş hiç gelmedi evimize. Evet aşkım ama şey bir de yani. Çok nem de var havada böyle. Evet. Yağmur havasından bu. Aynen. Bakarsın yağmur yağar. Keşke yağsa azıcık böyle bir rahatsak, biraz böyle rahatsak. Polis'te işten geldi. Oğluş bilmiş mi aşkım? Sana sorayım. Gün içinde görmüyorsun ya. Vallahi bebeğim ben, bizim oğlan çok büyümüş. Yarın hemen okula yazdıralım artık yani, vakti gelmiyor. Hemen yarın anaokuluna kaydını yaptıralım. Ya, geç kalmıyorum. Geçme. Ya tabii ki yani şimdi işin esprisi bir yana. Ben bütün gün görmüyorum arkadaşlar. Sabah kendim işe gidiyorum. 6.30 gibi işte geliyorum eve. Şu an saat tam 6.35 hatta. Geleli 5 dakika oldu. Ondan sonra hemen gittim oğluşun yanına. Bir baktım orada yatıyor, uyuyor. Pamuk gibi olmuş yine.
Tabi annesi işte doyurmuş karnını. Evet. Ondan sonra anneannesi her türlü şey yapmış. Yemekler annemden zaten. İşleri güçleri halletmiş. Şey ben sadece dedim sofrayı da ben hazırlayayım bugün. Valla komple aşkım hazırda kalıyorum yani ben bir çocuk şeyinde. Siz bütün o şeyini çekiyorsunuz cefasını. Olsun. Ağlamasını, bağırmasını. Ben sen geliyorum. Sen çalışıyorsun. Hayır ben bir geliyorum pamuk gibi olmuş çocuk. Hiç şey gelmiyor. Sinirini alıyorum seninle. Hiç bağırıp çağırmıyor böyle. Ben ne zaman da gel ve gelsem ya da uyuyor oluyor. Ama fark etmiş mesela kirpikleri daha belli gibi şey böyle. Evet. Kirpiklerine baktım daha böyle çıkmış. Kaşları daha belirlenmiş, saçları azıcık daha çıkmış böyle şey olmuş. Etlenmiş, butlanmış. Renk gelmiş çocuğa valla. Maşallah maşallah. Tü. Bu arada turşu koydum şimdi. Bu turşuyu da Seferihisar'da doğumdan önce yapmıştık annemle beraber. Çok güzel olmuş, inanılmaz güzel olmuş. Hatta ilerleyen günlerde malzeme alayım, buradayken anneme yaptırayım. Bana da kavanoz kavanoz burada turşu olsun. Az önce bir tane yedim. Efsane tatlı aynen şey var. Mi? Hem kütür kütür hem aşırı sulu. Evet. Yani arkadaşlar kusura bakmayın canınızı çektireceğiz ama yapacak bir şey yok hani bunu göstermek istedik. Burada yemek olarak dünden taze fasulyemiz vardı. Tastız. Yani şimdi taze fasulye tabii önemli. Yani İnsanın hayatında olması gereken bir yemek. Geçen gün haşladığım tavuk vardı. Onu didikledik. Böyle biraz da bulgur pilavı yaptık. Yarın ama falan da yeriz diye bol bol yaptık. Ama didik de şimdi önemli yani. İsteyen de tavuk koyacağım. Hayatta. Burada da yine yarın yeriz diye nohut yemeği yaptık. Niye hep yarın yeriz diye? Bugün de yeriz aşkım. Bence bugün yeriz ya. Hayır bugün yemekleri yeriz. Yarın da kalanını yeriz. Hani iki gün yemek yapmayalım diye. Çünkü yarın benim okul arkadaşım var, Sezen. Daha önce Sezen'lere gitmiştim hamileyken. Sezen mi geliyor? Yanında video çekmiştim, evet. Sezen gelecek, belki annesini de getirir gelirken. Annesi de anneme yoldaş olur. Hem böyle annem de iki insan görmüş, muhabbet etmiş olur. Onu çok sevinirim valla. Ben de valla çok sevinirim. Ben işteyken onlar da burada güzel yani sohbet edersiniz. Evet. Azıcık evde insan olur. Bakalım kısmet olursa yarın o gelecek. Ama şey olsunlar, dezenfekte almadan içeri almak yasak. Bu arada hep soruyorsunuz işte sizin orada korona yok mu, gelene gidene dikkat etmiyorsunuz falan. Sadece çok yakınlarımız geliyor ve mutlaka hani bebeği de kimse böyle kucağına çok fazla almıyor, vermiyoruz yani. Nasıl şimdi bir daha göster. Nasıl şöyle, kucağı? Şöyle. Tamam, o önemli çünkü yani. Kucağına kimsenin vermiyoruz mümkün olduğunca. Herkes uzaktan bakıyor. Hani biz bile öpüşmüyoruz öyle söyleyeyim hani. Ya ben öpmüyorum arkadaşlar. Ben karımı öpmüyorum ya. Hani işten geliyorum bakın ağzımı yüzümü yıkadım. Her tarafımı evet, kolonyayla dezenfekte ettim. Her yerimi temizlememe rağmen ben karımı öpmüyorum, sarılmıyorum yani. Merak etmeyin yani. Her şey evet, güzel yani. Zaten yolunda. Mesafeyi koruyoruz yani. Ben ameliyat doğumdan önce korona testi oldum. Neyse ki negatif çıktı. Aşkım da o esnada yeni işe girmişti. O da yaptırdı aynı gün benimle birlikte. Onun da negatifti. Şu an için Allah'a çok şükür. Ben zaten yok. Yani ben arkadaşlar meslek gereği hani iş güvenliği uzmanı olduğum için ben zaten iş sağlığı ve güvenliği de getir bizim meslek. Zaten işin sağlığında ben daha kendim eğer uymazsam bu kurallara zaten kimse uymaz yani Türkiye'de. Bizim örnek yani benim nasıl diyeyim? Hani örnek olmam lazım benim bütün aynen herkese, bütün işçilere, çalışanlara. tabii aşkım ben şimdi benim meslek o yani. Ben evet, örnek bir insan olacağım ki ben iş yerlerinde. Oradaki çalışan da bana nasıl diyeyim? Beni örnek alsın, uysun kurallara. Başına bir şey gelmesin, kaza, bela, hastalık olmasın. Kendini korusun yani temiz olmak lazım. Evet. O zaman biz şimdi yemeklerimizi, soframızı kıralım. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra oluşumla da kapanış yaparız. Yemeğimizi yedik. Oluşum da bize müsaade etti. Sağ olsun. Ama şimdi altını pisletmeye çalışıyor. Yakınıyor. O yüzden de kıpkırmızı oldu zaten. Kafası falan kızardı. Benim domates kafalım. Benim kelle paçam. Benim aslan kralım. Aslan kralım. Anam. Enseye bak ya. Enseye bak ya. Allah. Saçlara bak. Sarı sarı şurası bak. Tam taramalı. Sarışın. Sarı olan. Şimdi gazımız var birazcık. Gazımızı da çıkaralım. Altımızı da temizleyelim. Ondan sonra süt saati. Zaten arkadaşlar bu şekilde geçiyor yani günler. Nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Vallahi bir hafta oldu vallahi. Benim işte çok şey oldu, zor oluyor. Hani çok böyle biraz işte ben şimdi telefonda ekran yani nasıl diyeyim yani arka planında da oğlan var şimdi artık. Arka plan, kilit ekranı her türlü yere onun resmini koydum şimdi. Telefon her çaldığımda görüyorum böyle özlüyorum sana kokusunu özlüyorum böyle hemen eve gitmek istiyorum akşam olsun diye. Evet.
Bir de bana bekliyorum. Bugün diyor ki babanlar diyor çok gelip gidiyor. İstersen diyor onlara diyor zahmet olmasın gidin biraz orada kalın diyor. Ya aşkım, ona da üzülüyorum çünkü. O da yazık, yakın değil yani. Bir saatlik yolu gidip bir daha geri dönüyor. Aynı gün gelip aynı gün dönüyor. Yani yazık, yine hadi bir adam çalışıyor ya şimdi. İşi hani çalışan anlar yani o konuda. Şimdi ben de bana şimdi bu kafayla şimdi yazlığa gidip geri gelesen bir üşenirim, bir düşünürüm yani. Şey, zaten bir 20 gün olalım. Ben de bir son doktor kontrolüne gideyim. Ondan sonra biraz gidip orada da vakit geçireceğiz. Orada bebek mevlidi falan okutacağız. Allah kısmet ederse oğluşuma. Tabi şimdi bunun da 20'si var, 40'ı var, evet. Bilmem nesi var daha. Biraz da orada vakit geçireceğiz. Sonra yine geleceğiz evimize, değil mi anneciğim? O zaman? Videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip, yorum yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz efendim anneciğim. Ver, el sallayalım.